bayram günü sizi çok yorduk ama artık bitiyor. Son yarım saat sıkın dişinizi. Bizde malzeme bol. Olabildiğince de sıkıcı olanları attık zaten. Ya yeter artık dediğinizde biliyorum. Fakat şimdi size öyle bir video izleteceğim ki haftanın videosu. Gerçekten hani bir zamanlar bir laf vardı rüşvetin belgesi mi olur diye. Olur. Seçim rüşvetinin belgesi olur mu? Olur. Buyurun izleyin. Evet, İyi Parti milletvekili adayı, ben Kocaeli demiştim, İstanbul'un milletvekili adayı Murat Arel bu görüntüleri çekti ve servis etti. Gebze'de oluyor olay. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ve Mevlana mahallesinde vatandaşlara para dağıtılıyor. Vatandaşlar işte gördüğünüz gibi yoksul insanlar kuyruğa giriyorlar. Yaşlı bir kadına soruyor ya ne oluyor burada diye. Para dağıtıyorlar AK Parti Erdoğan. Diyor, onu söylüyor. Şimdi bu Murat Arel tabii kendisini çok yakından tanırım. En az benim kadar saftır. Saflığı hangi anlamda kullandığımı sizin takdirinize bırakıyorum. Saftır yani temizdir Murat. Diyor ki savcıya çağrıda bulunmuş kişisel Twitter hesabından. Ey diyor Gebze savcısı bak diyor Gebze Mevlana Mahallesi videodaki teyze AKP'nin para dağıttığını söylüyor. 24 Haziran'da kaybetme korkusu neler yaptırıyor değil mi? Sayın savcı bu suç değil mi diyor. Siz hukukçusunuz bu suç değil mi? Bunlar savcı olmayınca bu da suç olmaktan çıkar tabii. Siyasetin yargıyı bu kadar tutsak haline aldığı bir ülkede daha büyük suçlar var. Asıl suç siyasetin yargıyı tutsak altına almasıdır ve asıl suçlu da o siyaseti kendi egosuyla, parti gücüyle kullananlardır. O bakılması gereken yer orası. Orayı görmediğimiz sürece Mustafa Bey, Türkiye'de maalesef bu dramatik süreç devam edecek. Türkiye, bundan sonraki süreçte ısrarla vurguladığım şey bu. Önümüzdeki sürece şuna herkes hazır olsun. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de herkes, yargıca da, savcıya da, bürokrata da, meslek kuruluşuna da, sivil toplum örgütüne de yasaları hatırlatacak ve hesap soracaktır. Vatandaş artık bunun bedelini çok ağır ödüyor. Bunların içine öğretmenleri de ekleyin, gazetecileri de ekleyin. Herkesi ekleyeceğiz, herkesi. Evet. O yandaş gazeteler bunun hesabını çok ağır veriyorlar. Zaten bakıyorum son birkaç gündür Türkiye'de bir yandaş gazete, bir büyük medya grubunun bir siyasi tavır ve çirkin bir kampanya başlatması üzerine halkta büyük bir direniş göstermeye başladı ve almama kararı aldı. İnsanlar bu konuda tepkililer ve tepkilerini anında vermeye başladılar. Medyada bundan sonra eskisi gibi hiçbir şey olmayacak, buna da emin olabilirsiniz. Evet. Size köprü desem ne dersiniz? Çok güzel. Şimdi bayramda vatandaşlar biliyorsunuz köprülere birinci köprüden ve ikinci köprüden bedava geçiyorlar. Ben size Osman Gazi Köprüsü'nü anlatayım. Anlatın. Bu kadar profesyonel dolandırıcılığı yapıldığı başka bir köprü daha olamaz. Şimdi izleyiciler beni dikkatli dinlesinler. Bayramda geçerken herkes araçlarında cihazlar var. OGS cihazları, HGS cihazları normal oradan geçip gidecekler. Osman Gazi Köprüsü Eskihisar'dan Yalova'ya geçen köprü. Evet. Ama Osman Gazi Köprüsü'ne giden vatandaşlar HGS cihazlarıyla geçemiyorlar. Duruyor herkes. HGS'miz var okumadı diyor. Efendim diyorlar cihazda bir arıza var. Siz nakit ödeyin veya kredi kartıyla ödeyin. Bu tam bir tezgahtır, bu tam bir fırıldak. Bu aylardır devam ediyor. İlk kere mi ücret alıyorlar? Hayır, şöyle yapıyorlar. Sizden nakit alıyorlar. Çünkü HGS sistemi üzerinden kamuya gidiyor, orada para toplanıyor. Belli bir tarih sonra ödeniyor, belli periyotlarla ödeniyor. Doğal olarak
O sistem üzerinden paraya anında kavuşamadıkları için nakit olarak anında kavuşuyorlar. Vatandaşı kazık atıyorlar, dolandırıyorlar vatandaşı. Yalan söylüyorlar yani. Kredi kartından öde, nakit öde diye. O sistem bir türlü düzelmiyor. Başka bir şey daha yapıyorlar. Şimdi devlete bakar mısınız ya? Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Böyle bir devlet olur mu? Vatandaşına tuzak kuran. Kumpas kuran devlet olur mu? Ordusuna kumpas kuran devlet vardı ya. Hani bürokratına kumpas kuran, bürokratına tuzak kuran devlet. Bak şimdi başka bir tuzak anlatayım size. Hı hı. Sayıştay raporuyla Mustafa hı hı. Bey. 11 milyon kaçak geçiş yapılmış. 11 milyon. Aslında belki de o kadar geçiş yok. İnsanlar normal araçlarında o elektronik cihazlar var, OGS'si var, EGS'si var. Ama okumuyor. Okumayınca ne oluyor? Ceza yazılıyor. 2 katı ceza, 10 katı ceza. Sonra plan bütçe komisyonunda bunu azaltıyorlar. İşte 3 katına indiriyorlar vesaire. Birçok kişi lanet olsun gidip bununla uğraşmaktansa lanet olsun diyor, cezasını ödüyor gidiyor. Ve insanların sırtından haksız olarak milyonlarca lira para tahsil ediyorlar. Sayıştay raporuyla sabit. Sayıştay raporuyla sabit. İnsanlara ne öneriyorsunuz? İnsanlar paralarını gasp ediyorlar. Hak arasınlar. Bunu ne zaman yaşadılarsa saatini, dakikasını tutsunlar, savcılıklara suç duyurusunda bulunsunlar. Kuruma ihtarname göndersinler, şikayet etsinler, bırakmasınlar. Bu küçük bir dolandırıcılık değil. Milyarlarca lirayı bulan büyük tabii canım yani on binlerce kişi bunun hedefi yani. Bunu devlet yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Devlet yapıyor. Şehirleri şehir içerisinde biliyorsunuz o araç takip sistemleri kurmuşlardı. Habire kameralar yanıyordu, evet. Lambalar çakıyorlardı. Vatandaşa tuzak kuruyorlardı. Bir şehirde geçerken bir bakıyordunuz ki şehri geçene kadar 2000 lira, 2500 lira ceza yiyorsunuz. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bu devlet olabilir mi? Böyle bir devlet olur mu? Kendi vatandaşını dolandırmak üzere planlanmış bir kamu hizmeti sözüm ona. Böyle bir kamu hizmeti olur mu? Vatandaşın dolandırıldığı bir kamu düzeni. Evet. Biraz da sınırlarımıza dönelim. Şimdi 3 tane küpürü arka arkaya getireceğim. Yorumunuzu topla alacağım. Arkadaşlar sınırlarımızda neler oluyor? 1. Kandil'e 20 uçak. Bunu Cumhurbaşkanı açıklıyor. Bursa ve Niğde'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak diyerek operasyonla ilgili bilgi verdi. Kandil demiştim, hatırlayın, oraya da operasyonu başlattık. 20 uçağımızda 14 önemli noktayı yok ettik. Hatırlarsınız Afrin'de miting meydanlarında halka anlatıyordu. Şu kadar kişiyi yok ettik, şu kadar, her gün sayı veriyordu. Bu bir, Kandil meselesi. 2, getirin arkadaşlar. PKK'ya ya öbürünü verdiniz. Peki istediğimiz an Kandil'i alırız. 20 uçak diyor ya. Niye istemiyorsunuz diye sormak. İstediğimiz an kim diyor bunu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Canlı yayına çıkmış, PKK'nın yuvalandığı Kandil Dağları'na yönelik operasyonla ilgili konuştu. İstediğin an Kandil'i alacaksan bir hukukçusunuz. Ondan sonra ben de vatandaş almıyorsanız, olarak görevinizi soruyorum. Suistimal ediyorsunuz, evet. Demektir. Evet. Niye almıyorsunuz? Ne demek istemiyorsunuz? Niye istemiyorsunuz? Evet. Kandil'i almayı niye istemiyorsunuz? Niye oradaki terör yuvalarını kurutmuyorsunuz? Onları kurutmayı niye istemiyorsunuz diye sorarlar o zaman. Ve başka bir şey söyleyeyim. Evet. Bu 20 uçak falan filan. Mustafa Bey, 2007 yılında Türkiye, belki de Balyoz davasının planlanmasının, o tezgahın kurulmasının en büyük nedenidir. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada 4 tane ordunun silahlı kuvvetleri yapabildiği bir başarı imzaladı. Hatırlayın. Hı hı. 17 tane askeri meydandan 54 tane savaş uçağını, lojistik uçağını, ikmal uçağını kaldırdı. Süleymaniye'ye kadar gönderdi. Irak'ın içlerine kadar gönderdi. Geceleyin bombaladılar, imha ettiler hedefleri ve geri döndüler. Bu dünyada büyük şaşkınlık yarattı. Yani bunu dünyanın en gelişmiş hava kuvvetleri bile çok zor yapabiliyordu. Dördüncüsü Türk Hava Kuvvetleri'ydi. Büyük başarı hikayesiydi. Başlarına gelmedi, kalmadı ondan sonra. Balyoz davası, askeri casus, devletin bütün olanaklarıyla, yok efendim FETÖ'cüymüş, hepsi beraberdiler. Hani diyor ya, hepiniz oradaydınız diyor. Hepsi beraberdiler. Davanın savcısıydılar, kumpasçısıydılar, TÜBİTAK'ta bilirkişisiydiler. Hepsi yaptılar bunu. Evet. Silivri'de biz bunları anlattık günlerce, yıllarca. Devletin arşivlerinde bunların hepsi var. O operasyondan sonra hava kuvvetleri, silahlı kuvvetleri çok ağır kumpasların, tuzakların içerisine sürüklendi. 20 uçak göndermişsin oraya. 54 tane uçak göndermişti gecenin köründe. Son küpür de gelsin ekrana. Bir de bunun üstüne bir yorum yapın.
Hem yüzümüze gülüyorlar hem kuyumuzu kazıyorlar. ABD PKK'ya 250 tır yeni silah yolladı. Amerika ile yapılan Memmiç anlaşmasının daha mürekkebi kurumadan Suriye'den yeni bir ihanet haberi geldi. Bölücü terör örgütüne 250 tır dolusu silah ve zırhlı araç gönderildi. Kime karşı kullanacaklar? Sizce? Herkes biliyor mu sorunun cevabını? Ben şöyle bir şey sorayım. Yani bu 250 tır silah gönderiliyor karşımızdaki PYD, YPG her neyse. Onlara bu silahlar gönderiliyor. Türkiye niçin buna ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'ne bir nota verme gereği hissetmiyor? Ya da incirlik üstünü niye kapatma gereği hissetmiyor? Niye? Evet. Neden? Geçenlerde bir yıl önce biliyorsunuz Rusya'nın Genelkurmay Başkanı İstanbul'a enerji konferansı ile ilgili gelmişti. Geldiğinde de bir açıklama yapmıştı. O zamanki açıklaması belki de AKP iktidarının Türkiye için nelere mal olduğunu anlatacak en can alıcı açıklamadır. Demişti ki artık, bakın altını çizerek söylüyorum, artık Karadeniz bir Türk donanması gölü değildir demişti. Bundan sonra Karadeniz'de Rusya vardır. Ne zaman söylüyor bunu? Bir yıl öncesinde. Ne oldu da Türk donanmasının hakim olduğu bir deniz olmaktan çıktı Karadeniz? AKP iktidarının işte kurgulamış olduğu o Balyoz davası, Ergenekon davası, askeri casusluk davasıyla silahlı kuvvetlerin sindirilmesi, çökertilmesi, yok edilmesi operasyonları sonucu. Operasyonların en darbe yiyen ayağı ise deniz kuvvetleridir. Evet. Çünkü deniz kuvvetleri NATO planlamasına göre ülkelerin beynidir. Asıl stratejiler orada üretilir. Deniz kuvvetleri bu anlamda Türkiye'nin de silahlı kuvvetlerinin beyniydi. Asıl stratejiler, gelecek planlamaları orada yapılırdı. Bunu da herkes bilirdi. Onun için deniz kuvvetlerini ayaklar üzerine kalkamayacak şekilde büyük darbelere maruz bıraktılar. Ve deniz kuvvetleri çok ağır bedeller ödedi. Ama yine de bu ülke silahlı kuvvetleri hiç kimse öyle heveslenmesin. Bu ülke hani diyor ya, çapayla, orakla, çekiçle, baltayla Kurtuluş Savaşı mücadelesini verdi. Yine deniz kuvvetlerimiz, yine deniz kara kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz başındaki siyasilerin talimatla Cumhurbaşkanı adaylarının kapılarına helikopter indirmesinden öte işleri başarabilir. Evet, 2,5 milyonluk göç uyarısı. Arkadaşlar getirin ekrana. Bu sonraki olacaktı. Neyse, sürprizi bozdunuz. 2,5 milyonluk göç uyarısı. Birleşmiş Milletler Koordinatörü Panos Muizmiz söylüyor bunu. İdlib için 2,5 milyon insanın yerlerinden olup Türkiye'ye yönelmesinden endişe duyuyoruz. Şu anda Türkiye'de 4 milyon olduğu 4 söyleniyor. Milyon. Resmi rakam. Kayıt dışı belki bunun 1,5 misli 6-7 milyon. Bu konuştuğumuz Suriye. Hı-hı. Bir de Afrika'dan gelenler var. Sudan'dan. Sadece Suriyeli. 2,5 milyon Suriyelinin daha Türkiye'ye gelmesinden korkuyorlarmış. Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in nüfusu Suriye'nin diğer bölgelerinden çıkarılan savaşçıların gelmesiyle giderek artıyor. Rusya ve rejimin bölgeye yönelik hava saldırılarının artırmasıyla Türkiye'ye yeni bir göç krizi tetikleniyor. Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü İdlib'de çıkacak bir çatışmanın Halep'in doğusunda ve Doğu Guta'da yaşanan çatışmalardan daha karmaşık ve kanlı olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Astana garantörlerini göreve çağırdı ve Türkiye'ye 2,5 milyon göç uyarısında bulundu. Evet. Gelirler mi? Gelirler. Nereden biliyoruz? Gelenlerden biliyoruz. Evet. Şimdi biraz önce yanlışlıkla giren küfürü getirin. İtalya mültecileri istemedi. İtalya kim? Avrupa Birliği'nin temel ülkelerinden, lokomotiflerinden kurucusu. Yani ilk 5 kurucudan birisi biliyorsun. Sözüm ona insan hakları savunucusu, sözüm ona demokrasinin Roma beşi, hukukundan işte, hukukun, kusura Avrupa, bakmayın. Cermen hukukunun ve kurucusu. Kişi başı gayri safi milli hasılada da bizim 4-5 38 bin dolar. Mislimiz zenginler. Sıradan bir vatandaş olarak şunu soruyorum. Benden daha zengin, benden daha demokrat, benden daha özgürlükçü, benden daha bilmem ne, benden 100 bin kat daha Avrupalı olan, sözüm ona, İtalya'nın mültecilere istememe hakkı oluyor da biz ya artık
taşıyamıyoruz, bak onlara vermekten bize kalmadı dediğimiz zaman niye biz birdenbire zalim bilmem ne oluyoruz? Niçin biz bu mülteci sorununu Birleşmiş Milletler'in çözmesi gereken bir sorununu üzerimize alıyoruz diye sormak lazım o zaman Mustafa Bey. Neden? Bu insanlığın sorunu. Evet. Ben mülteci konusunda çok mülteci olduğunu da inanmıyorum buna. Burada konu mülteciden çok daha öte. İşte bayramda gidiyor. Acaba kaç bin insan gidiyor Suriye'ye? 40 bin. 70 bin söyleniyor. 70 bin. Peki Suriye'ye gidip orada 70 bin insan kalabiliyorsa peki niye geri dönüyorlar? Kalsınlar. Evet. Türkiye şöyle bir gerçeği öğrensin, bilsin. Evet. Dünyada birbirinin ülkesine geçiş yapan insanların %80'i geri dönmüyor. Bu rakam resmi rakam. Yani rastgele söylenmiş bir şey söylemiyorum. %20'si yalnızca geri dönüyorlar. Evet. Şu anda Suriyeliler çok daha iyi koşullarda yaşıyorlar Türkiye'deki insanlardan. Ekmek elden, su gölden. Gelip burada çalışabiliyorlar. Rahat, ekonomik gelecekleri var. Gelip burada istedikleri gibi hayatlarını planlıyorlar. Kendi iş dünyalarını kurmuşlar. Kendilerine gettolar kurmuşlar. İşte Urfa'da, Kilis'te, Gaziantep'te, Fatih'te aynen öyle. Apayrı gettolar kurmuşlar. Orada kendi düzenlerini kurmuşlar. Büyük bir mafyamatikleşme var. Mafya gücü oluşmaya başlamışlar ve Türkiye'nin önünde çok ciddi problem haline gelmişler. Ve maalesef bunlar Türkiye'de bir mülteci sorunu olmak olarak görülmüyor. Suriyeli komşu olarak görülüyor. Bu Suriyeli komşu diye bir şey yok. Artık bu uluslararası bir sorundur. Bu Birleşmiş Milletler'in sorunudur. Birleşmiş Milletler'in çözmesi gereken bir sorundur. Bunu niçin AKP kendisinin elinde tutuyor? Çünkü onları siyaseten kullanıyor. Geçen gün ekranlara yansıdı. Yine yanılmıyorsam ünlü bir televizyon kanalında haber olarak verildi. İşte Türkiye'ye gelirken Suriye'den gümrükte oy kullanıyor. Mikrofonu uzatıyorlar. Kocası diyor ki o Türkçe bilmez diyor. Nasıl Türk vatandaşı oldu? Nasıl oy kullanıyor? Nasıl oldu? Niye oldu? Kim verdi buna bu hakkı? Benim geleceğimi, benim hayatımı, bu insanların, bu ülkenin hayatını karartmaya ne hakkı var onun? Gelip de benim geleceğim için karar vermeye, oy vermeye, bu ülkenin insanların geleceğini AKP iktidarının eline teslim etmeye onun ne hakkı var? Evet. Haftanın fotoğrafı. Sinirlendiniz biraz, nefes alın. Haftanın fotoğrafı. Evet. Ya bu konuya aslında hiç girmek istemiyorum. Çünkü kendisinin zamanında bundan 5-6 sene önce işten attığı bir gazeteciyim. Erdoğan Demirören. Vatan Gazetesi'ni Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla satın aldığında bana dön kardeşim dedi. Dönmedim. Aramızda geçenleri de Dön Kardeşim adlı kitapta yazdım. Ondan sonra da geçen hafta ölmüştü. Ölümünden bile söz etmedim burada. Çünkü konuşursam konuşacaktım. Konuşmak istemedim. Sayın Pekcan, fotoğrafa bakın. Göç edip giden halife değil. Göç edip giden padişah değil. Ya bir tane iş adamı. Üstelik de tartışmalı bir iş adamı. Ya, tekrar ediyorum. Ne olur bayram günü eğer saygısızlık yapıyorsam bütün izleyicilerden özür diliyorum. Ama birilerinin de kral çıplak demesi lazım. Bizim bildiğimiz tabut örtüsü, şehitlerin üstüne örtülen kırmızı beyaz Türk bayrağımızdır, alsancağımızdır ya da yeşil örtüdür. Hiç kimse çünkü üstüne örtülen şeyi öbür tarafa götüremez. Şimdi bunun üstüne örtülen Kabe'nin kapı beziymiş. Bunun için, şu bez için ailenin bunun ticareti yapılıyor biliyorsunuz. Artık iş oraya varmış. Suudi Arabistanlı yetkililer Kabe'nin bezlerini değiştirirken, her sene değiştiriliyor biliyorsunuz. Ondan sonra parçalara bölüyorlarmış. Dünyada ölen bunun gibi zenginlerin ailelerine tabutu örtersiniz diye satıyorlarmış. Bunun bir ticareti yapılıyor. İki, bu puta tapmaktır. Hani bizim dinimizde puta tapmak günah deniyor ya, bu puta tapmaktır. Ben yine kişiye yönelik hiçbir saygısızlıkta bulunmak istemiyorum. Şu anda da onu değil ailesini. Diyor ki küllün nefsin zayikatül mevt diyor. Evet. Her canlı ölümü tadacaktır. Allah taksiratını affetsin. Yok. Ben başka bir şey söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Kardeşim bu dünyada
en lüks arabalara binersiniz. Ama öbür dünyaya giderken tabutunun üstüne bilmem ne kılı da hayvan kılından çuha da örsen, tahtanın üstü açık da götürürsen, Araplar kendi ölülerini öyle toprağa veriyorlar biliyorsunuz, yüz açık veriyorlar. Erdoğan Bey, siyasete çok özür diliyorum. Mustafa Bey, siyasete başladığımda bir siyasi büyüğümüz yanıma geldi. Evet. Beni meslekte hukukçu olarak da takip ettiğini söylemişti. Bir şey söyledi. Hayatınızda unutmayın dedi. En önemli çıtanız geçmişinizdir. Aynen öyle. Ve tarih geçmişinizle yazılır. Aynen öyle. Bülent Çıplak karikatürleri. Bülent Çelik karikatürleri. Ben bu hatayı tam 3 haftadır arka arkaya yapıyorum. Bülent Çelik, Kral Çıplak için çizdi diyeceğime Bülent Çıplak karikatürleri diyorum. Bülent, sen çıplak değilsin, Kral Çıplak. Senden özür diliyorum sevgili kardeşim. İlk karikatürü Bülent'in, anketler korkusalar. Babacım, uygun görürsen Marmaris'teki yazlık sarayın çatısına başlayalım diyoruz. Hayır, seçimler bitene kadar saraylara çivi çakılmayacak. Bülent bu karikatürle aslında tabii bizim atladığımız bir gündem maddesini anımsatmış oldu. Marmaris'te, Okluk Koyun'da Turgut Özal'ın hani bir işte orada denize girmek için daha mütevazi yaptırdığı yer şu anda 300 odalı saray yapılıyor. Evet. Kesilen ağacın haddi hesabı yok. 50 bin. 50 bin ağaç kesiliyor. O yüzden ben Bülent'in bu karikatürüne gülemiyorum. Gerçekten gülemiyorum. O da gülerek çizmemiştir zaten bunu. Ama yani ya kardeşim ne oluyor? Yani orada da varsın, orada da danışmanların olmayı versin. 300 oda ne oluyor ya? Tabii bu yani şunu söyleyebilirim. Erdoğan'ın halktan, halkın gerçeklerinden, ülkenin gerçeklerinden, her şeyden koptuğunu gösteriyor. Bir şey anlatayım Mustafa Bey. Vatandaşlar çok kısa, çok da hemen çok kapatalım. Hı. Hemen çok basit. Evet. Angela Merkel. Evet. Bugün dünyanın en güçlü siyasi liderlerinden bir tanesi. Kim ne derse desin, öyle değil mi? Tabii. Avrupa'nın da şu anda Avrupa'nın bir numaralı en güçlüsü Angela Merkel. Angela Merkel Almanya'da Berlin'de Bergama Müzesi'nin karşısında Altınoğlu apartmanın 4. katında bir dairede oturuyor ve kirada oturuyor. Angela Merkel. Ne oluyor? Onun Angela Merkel olmasını mı engelliyor? Engel oldu mu? Angela Merkel'in gücünü kırdı mı? Angela Merkel Almanya'nın en güçlüsü ya değil da mi? Siz 1100 sarayda, sarayınızda ne oldu? 1100 odalı sarayda dünyaya 5000 tane odanız olsa kaç yazar? İkinci karikatür. Bülent'in ikinci karikatürü sandık hakimiyeti zorlaşır. Bülent bu karikatüründe seçim sandığını boğaya benzetmiş ve rodeo yapıyor Cumhurbaşkanı. Boğa bu sefer biniciyi atacak gibi diyor etrafındakiler. Çok önemli bu şu. Dünyanın en önemli siyasal sistem kuralı şudur Mustafa Bey. Evet. Çok büyük güç elde ederseniz ve gücü dengeleyemezsiniz. Evet. Güç denetlenmezse kendi kendine çürümeye başlar. Evet. Çürüyen güç bir anda yok olur gider. Sizi ve zehirler. Çürüdüğünü fark etmez. Sandık çürüdüğünü gösterecek. Evet. 24 Haziran sabahı, akşamı emin olun Türkiye bir gücün çürümüş olduğunu sandıkta görecektir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kime teşekkür ediyorum? Program müdürümüz Silah Solmaz'a, program sorumlumuz Ceren Doğan'a, Kuzey Nihat Taştan'a ve montajda Özgür Kara'ya, kameramanlarımız Hasan Ataş'a, Uğur Koçkaya'ya, seste Melek Önteş'a, KC operatörümüz ve ana kumandada Salih Zengin'le Murat Kaytan'a, yönetmenimiz Murat Erdoğan'a ve mutfakta Handan Şaşmaz'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürümüz bugün bayramın birinci günde bizi yalnız bırakmayan sevgili dostum Haluk Pekşen'e. Çünkü öylesine şeyler, özellikle programın ilk bölümünü gerekiyorsa banttan yeniden izleyin eğer kaçırdıysanız. Öylesine şeyler söyledi ki bizden kaçırılan gerçekleri bayram günü biraz ağır da olsa Kral Çıplak netliğiyle suratımıza yapıştırdı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan kalktınız geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir program oldu. Sağ olun. Bütün izleyicilerimizin tekrar bayramını kutluyorum. Türkiye'ye inşallah 24 Haziran'da ikinci bir bayram daha yaşatacağız. Çifte bayram yaşayacağız diye görüyorum. Evet.
Gelecek hafta yani 22 Haziran 2018 Cuma akşamı konuğumuz 25. ve 26. dönem milletvekili ve DPT eski müsteşarı İlhan Kesici olacak. Kesici Türkiye'nin tarihteki belki de en önemli seçimlerinden hemen önce, 2 gün önce gündemdeki tüm gelişmeleri sizin için yorumlayacak. Şimdi kapanış klibini Haluk Pekcan seçti. Neden seçti? Klibimiz Barış Manço söylüyor. Müsaadenizle çocuklar. Çünkü gidiyorlar. El sallasın vatandaş. Hep beraber el sallayalım AKP'ye diyoruz. Evet, bütün günleriniz bayram tadında geçsin. İyi bayramlar, iyi günler efendim. Bir sabah baktım ne göreyim? Bizim sokakta şenlik var. Büyükler köz köz otururken alam oluvermiş çocuklar. Patlamaz olmuş tüfekler, gelmiş kara mürser sebepler. Tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine. Kınalar yakalım elimize, kınalar yakalım elimize. Sahip olalım dilimize, sahip olalım dilimize. Aman dikkat belimize, aman dikkat. Şimdi müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar, iş başa düştü çocuklar, hazır mıyız? Hep Barış abi aç olsun, aç koynuna kuş konsun. Çek ipini rampan gitsin, in geldiği yerden kopsun. Kimileri kahve kaynatsın, kimi haradan söz oynatsın. Leyleğin ömrü iki lak lak, değerler oldu tepe taklak. Salla, el salla, el salla. Kol salla, kol salla. Kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla. Sağ gösterip sol salla. Bir omuz at sağdan solla. Bir omuz at sağdan solla. El salla, el salla. Kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla. Afet, tepeden tırnağa zerafet. Öldür bizi letafet, bizim sonumuz felaket. Hayırdır inşallah kızlar, ne diyor bu çılgınlar. Hayır mı şer mi göreceğiz artık, sabrın sonu selamet. Kınalar yakalım elimize, kınalar yakalım elimize. Sahip olalım dilimize, sahip olalım dilimize. Aman dikkat belimize, aman dikkat belimize. Şimdi müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar, iş başa düştü çocuklar, hazır mıyız? El salla, el salla. El salla, el salla. Kol salla, kol salla. Kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla. Sağ gösterip sol salla. Bir omuz atmadan solla. Üz beni, süz beni, püre gibi ez beni. Branga tak bana, kapı kapı gez beni. Benimle oynama çılgınım benim. Deli gibi seviyorum, ölümüne sev beni. Dandini dastana, dinolar bostana. İyi bak hastana, sor beni ustana. El salla, el salla. El salla, el salla. Hadi yine iyisi, gel hadi yanıma. Amma ve lakin kınalar yak bana. Ah vefasız, yak beni, yık beni. Tanrılara vur ama bizlere yok değil mi? Dandini dastana, dinolar bostana. İyi bak hastana, sor beni ustana. El salla, el salla. El salla, el salla. El salla, el salla. Kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla. Bir omuz at sağdan solla. El salla, el salla. Kol salla, kol salla.
Evet, 15 Haziran Cuma akşamı tekrar karşınızdayız ikinci bölümde. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen. Haluk Pekşen bugüne kadar Türk kamuoyundan saklanan çok önemli bir gerçeği açıkladı. Yunanistan parlamentosundan çıkan hava ve kıta sahanlığını 12 mile yükseltme kararı. Bu Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Türkiye neden bunu görmezden geliyor? Ve acaba bu kararın kararın arkasında bizi yönetenlerin İngiltere'de yaptıkları görüşmelerin etkisi var mı? Tam onu konuşurken biraz önce bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kraliçe'nin sarayda çekilmiş, son gün çekilmiş fotoğrafından söz etmiştiniz. Arkadaşlarımız o fotoğrafı buldular. Arkada bir tablo var demiştiniz. At terbiyecisi, meşhur at terbiyecisi. İşte o görülüyor. Yani net olarak olmasa da arkada at terbiyecisi tablosu. Şimdi bunun bir tür siyasi mesaj olduğunu siz söylediniz. Yani uluslararası kamuoyu öyle yorumluyor bunu. Evet. Çünkü yani uluslararası literatürde ülkeler birbirlerine böyle çeşitli şekillerde mesajlar veriliyor. İşte az önce İsrail örneğinde olduğu gibi, alçak sandalye konusunda olduğu gibi. Evet. İşte Obama'nın elinde beyzbol sopası hikayesinde olduğu gibi bu tür mesajlar veriliyor. Buradaki mesajlar kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda o tablo üzerinden tartışıldı. Evet. Türkiye'de tabii bunlar tartışılmadı, konuşulmadı, yazılmadı. Yazılmıyor. Ama uluslararası camiada böyle değerlendiriliyor. Buradan da daha sonra zarraba kadar gelmiştik. Siz Amerika'nın demokrasinin kılıcı gibi Zarrab davasını iktidarın, Türkiye'deki iktidarın üzerinde salladığını şöyle Mustafa Bey söylemiştiniz. Bu dava ilk Türkiye'nin gündemine taşındığı günden beri olağan olmayan, Amerikan hukuk sisteminde eşine rastlanmayan bir sürecin yaşandığını görüyoruz. İlk günden beri şunu söylüyorum. Zarrab davası acaba Türkiye'nin önüne nasıl konulacak ve niçin konulacak? Ve ilk günden beri en çok beni meşgul eden, en çok kamuoyunda tartışılan, benim de irite olduğum ve dikkatimi yoğunlaştırdığım konu budur. İlk bu Zarrab davasını duyduğum zaman kıymetli gazeteci Uğur Dündar'la Halk Arenası programındaydık. Orada bunu anlattığında ben aynı şeyi söylemiştim. Bu dava Türkiye'nin önüne niçin konulacak? Bu dava Türkiye'nin önüne konulduğu zaman Türkiye'den ne istenecek? Şimdi bakıyoruz ki Membiç'in İşte batısından Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerini çekiyor. Membiç'in doğusuna PKK'nın işte PYD'si, YPG'si çekiliyor. Ve o bölgeyi Türkiye'ye veriyorlar. Neyin karşılığında? Ne oluyor? Neler oluyor? Geçmişte Membiç konusunda hiç taviz vermeden oraya Türk askeri girerse sizce ne oluyor? Amerikan askerleriyle karşı karşıya kalırsınız denildiğinde Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Membiç'i boşaltmazsa PYD vururuz demişti. Ben de çıkın vurun demiştim. Orası Türk toprağı. Niye? Süleyman Şah toprağı var orası. Türkiye kendi topraklarını koruma hakkına sahip, sıcak takip hakkına sahip, uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını koruma hakkına sahip. Buyurun girin dedik. Olmadı. Ne oldu? Niçin şimdi Membiç'in batısından Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor, orayı Türkiye'ye veriyor? Ben bunun arkasında iki blok arasında pimpon topu gibi gidip gelen Türkiye'yi ve bu Türkiye'nin hukukunu korumaktansa bloklardan bir tanesinin gönlünü yapma gayretinde olan bir Türkiye zafiyetinin olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta Rusya, Türkiye'nin işte az önce söylediğimiz bu istihbarat zafiyeti, bu arşiv zafiyeti, buradan kaynaklanan muhtemelen Türkiye'nin baskılanabileceği bir takım sıkıntılar var demek. Hükümete baskı yapabilecekleri bazı sorunlar var demek ki. Bir taraftan Rusya'ya bastırıyor, benden S-300, S-400 füzesi alacaksın. Hava savunma sistemi alacaksın. Güney Akım projesini benden geçireceksin. Öbür tarafta Amerika, İngiltere... Akkuyu bana vereceksin. Akkuyu bana vereceksin. Öbür tarafta Amerika, İngiltere bastırıyorlar. Siz İsrail gazını geçireceksiniz. Güney Akım Rusya'dan olmayacak. İsrail'in gazından olacak. İsrail gazı üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçeceksin. Kıbrıs'taki garantörlük hakkından vazgeçeceksiniz ki Guterres planını izleyiciler internetten şimdi girip kolaylıkla indirebilirler. Okusunlar, deşeri düşecekler. Guterres planı dediğiniz plan Kıbrıs'ın tümüyle teslim edilmesidir. Türkiye'nin Kıbrıs'tan her şeyle çekilip çıkmasıdır. Ve size şunu söyleyeyim. Eisenhower 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyaya ilişkin yeni stratejileri konuşurken dünyanın merkezi Akdeniz'dir demişti. Akdeniz olmadan dünyanın kalbi olmaz.
Akdeniz'in ortasında Kıbrıs vardır. Kıbrıs'a kim sahip olursa Akdeniz ve Avrasya coğrafyasına o sahip olur. O kadar önemlidir. Ve çok enteresandır. Geçmişte rahmetli İnönü, rahmetli Ecevit, Kıbrıs Türkiye'den daha önemlidir. O kadar önemli ki Kıbrıs, Türkiye, Kıbrıs olmazsa geleceğini, egemenlik haklarının büyük bir kısmını kullanamaz hale gelir. Onun için Kıbrıs'ı bir daha geri dönemeyecek şekilde egemenliğimiz içerisinde asla geri adım atmadan korumalıyız diyorum. Şimdi o Kıbrıs bugün Guterres planına bakıldığı zaman hiçbir şey elimizde kalmayacak şekilde neredeyse hepsini vermek durumundayız. Zaten bu yeni kıta sahanlığı kararıyla... Tabii. Kıta sahanlığı, ekonomik paylaşım anlaşması, garantörlük anlaşması, asker sayısının 500'e indirilmesi, Kıbrıs'ın içerisinde toprakların tekrar iade edilmesi, o nüfus göç hareketleri, kuzeye göçecek olan nüfusun sınırlarının kaldırılması, Kıbrıs üzerinde yeni kurulacak olan askeri üsler falan dedikten sonra geçmiş olsun. Her şey bu bir. İki, Zarrab meselesine gelmiştik. Evet. Zarrab'ın hafta içinde bir tehdit gibi bir çok açıklaması yayınlandı. Mi? Arkadaşlar bir ekrana getirir misiniz onu? Evet, rüşvet verdiğim herkesin ismini henüz söylemedim diyor arkadaş. CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını delme suçlamasıyla tutuklanan ve yargılama sürecinde itirafçı olan Reza Zarrab ile ilgili konuştu. Aksünger katıldığı bir radyo programında Zarrab'ın iki hafta önce bir avukatla görüşmesinde alındığını öne süren notlar aktardı. Çok yakın bir tarihte bir hukukçu arkadaşım Zarrab ile görüştü. Benimle de görüşmek istediğini iletmiş ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapan biri olarak onunla görüşmem dedi. Aksünger Zarrab'ın notlarını şöyle açıkladı. Tutukluyken konuşmamı ve beni dışarı çıkaracaklarını yetkililer gelip bana bildirdiler. Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini henüz vermedim. Başkaları da var. Hatta en önemli kişi bile var. Ben çıktıktan sonra yurda döneceğim. Şimdiye kadar ismini vermediğim kişiler hakkında da rüşvet almaktan suç duyurusunda bulunacağım. Çok açık bir tehdit var burada. Zarrab Türkiye'deki yönetimde olan, iktidarda olan herkesi tehdit ediyor. Tabii bu sıradan tehdit değil, arkasında Amerika'nın da olduğu bir tehdit. Aradığında çok ciddi mesajlar var. Mesajlardan bir tanesi şu. Ben burada itirafçıyım. İtirafçı statüsüyle, hepinizi yakarım. İtirafçı statüsüyle kendimi hukuki koruma altına aldım. Bunu bilin. Ama iki, benim sizden taleplerim var demektir bu. Evet, evet. Buradan anlıyorum ki Zarrab birilerinden bir takım taleplerde bulunuyor. Yurda döneceğim diyor Zarrab. Türkiye'ye döneceğim diyor. Evet. Bana ilişkin bir hukuki zırh hazırlayın diyor. Ama asıl can alıcı olan şey Mustafa. Bunu nasıl bu meseleyle irtibatlandırıyoruz? Geleceğim bir cümle söyleyeyim. Bunu gazeteden siz okuyorsunuz. Peki Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcısı niye okumadı? Haberi yok mu? Ondan rüşvet iddiasına bulunuyor Zarrab. Devlete rüşvet verdim diyor. Bu başsavcı o daha önce Hakan Atilla davasında Amerika'daki davada geçen o çok sayıda rüşvet ikrarını niye dava konusu yapmadı? Yargıtay Başsavcısı. Niye yapmadı? 24 Haziran'dan sonra evet. Türkiye yeni bir sürece hazır olacak. Şimdi sorduğunuz sorunun evet. Cevabı şu. Ben şöyle görüyorum. Zarrab davasından sonra Türkiye'deki siyaset gerçekten acaba Türkiye'de mi yönetiliyor? Ne oldu? Bu Zarrab davasından sonra Türkiye her alanda büyük kaybetmeye başladı. Yani bizim şu 12 mil meselesine ses çıkarmamamızın bir sebebi de Zarrab meselesi olabilir mi? Acaba bir demokrasinin kılıcı mı? Diyecek hiçbir şey yok. Bu konuyu kapatmıyoruz. Gelecek programlarda yine konuşmaya, belki de başka konuklarla da ben konuşmaya devam edeceğim. Bir, Yunanistan kara ve hava sahanlığını, kıta sahanlığını 12 mile çıkarıyor. İki, Türkiye Cumhuriyeti iktidarı, AKP iktidarı bunu ya duymuyor, parlamentodan çıkan bu kararı ya duymuyor ki buna imkan yok, ya da hiçbir sakınca görmeyip tartışma konusu bile yapmıyor, itiraz bile etmiyor. Üç, tüm bunların Reza Zarrab'la ya da İngiltere ile ilişkisi tartışılıyor.
Şimdilik önünüze bunları atıyoruz. Türkiye, Türk basınında zaten Türk medyası dediğiniz biliyorsunuz %97 itibariyle neredeyse tamamen yandaşlaşmış vaziyette. Ancak bu kanallarda duyabilirsiniz. O yüzden de bize bu imkanı veren sevgili Cem TV'ye teşekkür ediyoruz. Bir cümle söyleyebilir miyim? Evet, buyurun. Bir cümle söyleyebilir miyim? İnsanın aklına şöyle geliyor. Bir iyi polis, kötü polis hikayesinde Türkiye'nin düştüğü bir tuzak gibi geliyor. Evet. Amerika kötü polis elinde beyzbol sopasıyla Türkiye'yi kovaladı. İngiltere ya ne demek canım biz bu işleri çözeriz ben hakemlik yapayım dedi. Aslında iyi polis kötü polis hikayesi içerisinde her iki taraf Türkiye'yi ağır bir sürecin içerisinde soktu diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'nin yeni sorunun adı 12 mil kıta sahanlığı sorunundur. İlk defa belki de buradan duyuyorsunuz. Bu düne kadar savaş sebebiydi bizim için ve bizi yönetenler tıpkı adalarımızın teker teker elimizden uçup gitmesi gibi Ege'deki adalarımızın ya da kayalıklarımızın buna da sessiz kaldılar. Bu konuyu sonuna kadar sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz ama artık seçim havası da gittikçe kızışıyor biraz ona geçelim. Şimdi bu haftanın en önemli tartışması aslında bir şeydir yani bu siyaseten bir taktiktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana göre şunu kabul etti. Seçim ikinci tura kalacak. Neden kabul etti? Arkadaşlar bu istifa tartışması ile ilgili küpürü, ilk küpürü ekrana getirir misiniz? Çık karşıma, pardon, bundan önceki arkadaşlar, bundan önceki diğer küpür. Bay Muharrem istifa edecek misin? Şimdi bu... Diyor ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP yönetimine ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye onlar kendi içlerinde ne diyor birbirlerine ne söylüyor yenildiğinde yenildin. Şimdi Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin diye yüklendi. Sen birinci çıkamazsan diyor. Yani birinci çıkamıyor ikinci turda kendine rakip olarak görmek istemiyor Muharrem İnce'yi. İstifa baskısı oradan geliyor. Evet. Muharrem Bey de bunun karşısına biraz önce gelen küpür çık karşıma televizyonda bir herhangi bir kanalda senin belirleyeceğin zamanda senin belirleyeceğin bir kanalda çık karşıma kaybedersem siyaseti bırakırım diyor. Yani o zaman ilk turda kaybedersem siyaseti bırakırım diyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bu çok normal. Mustafa Bey bu süreç bana hiç sürpriz değil. Hatta sizinle iki ay önce yaptığımız programda da bu konuşuldu. Evet. Bunu konuştuk. O zaman da söylüyordum ben, Türkiye siyaseten büyük bir dip dalgasına hazır olsun diyordum. Hı hı. O günlerde bunu söylediğimde bazıları bu söylediğimi önemsediler. Bir kere basının önemsediğini söyleyebilirim. Hı hı. Çok kıymetli gazeteciler buna ilişkin çok güzel şeyler yazdılar. Evet, Haluk Pekşen'in bu gözlemi önemlidir diye sağ olsunlar. Bana da bu konuda bir önemli bir tespitten dolayı bir hakkı teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama kamuoyunda ya acaba soru işareti vardı. Bugün ben daha ilerisini söylüyorum. Bu dip dalgası yalnızca siyasete kalmayacak. Önümüzdeki Haziran'ın 24'ünden sonra göreceksiniz. Türkiye çok şaşırtıcı bir sürecin içerisine girecek. Bu dip dalgası kamu bürokrasisini de ezip geçecek. Orada da yeniden büyük bir arayış ve bekleyiş başlayacak. O bürokratlar evrakları, arşivleri yakmakla, onları kıyma makinelerinde kıymakla paçaları kurtaramazlar. Herkes demokratik düzen içerisine, anayasal düzen içerisine gelecekler. Evet. Bu sivil toplumda da, sendikalarda da büyük bir dip dalgası başlatacak. Artık öyle koltuğu yakaladım, altımda makam arabası, burası benimdir diyen hiçbir sendika başkanı yerinde oturamayacak. Bundan sonra işini liyakatiyle yapan insanlar orada oturacaklar. Meslek kuruluşlarında bu dip dalgası yakalayacak. Bu tartışmaya ne diyorsunuz? Bu tartışma şu, Erdoğan farkında. Erdoğan artık konuyu değiştirmek istiyor, gündemi başka bir yere çekmek istiyor. Çünkü Erdoğan farkında ki Türkiye'nin gündemini artık aday olduğu günden beri her gün artan bir ivmeyle Sayın İnce belirliyor. Evet. Ve Sayın İnce gündemi belirlediği süre içerisinde Erdoğan'ın çok iyi bildiği gündem bir türlü kamuoyunun gündemine yerleşemiyor. Şimdi bu Erdoğan gerilimi biliyor. Erdoğan çatışmayı biliyor. Erdoğan kavgayı biliyor. Erdoğan baskıyı biliyor. Erdoğan sansürü biliyor. Erdoğan susturmayı biliyor. Ama Muharrem İnce zekayı biliyor, espriyi biliyor, şarkı söyleyebiliyor, fıkra anlatabiliyor, bilim diyor, bilimsellik diyor, üniversite diyor, eğitim diyor, başka şey söylüyor. Erdoğan onların hiçbirisinden haberdar değil. Bugün bir gazetede, bir dergide bir karikatür var. Çok güzel. Konum atımını neredeyiz diyor. Emin olun öyle. Erdoğan'ın ritmi de bozuldu, konsantrasyon da bozuldu. Çünkü bunların hiçbirini bilmiyor. Erdoğan'ın etrafındakiler de bunu bilmiyorlar. Muharrem İnce farklı bir dil,
farklı bir hikaye, farklı bir ütopya. Muharrem İnce'de halk var, sokaktaki insanlar var, köylü var, çiftçi var, işçi var, bizim kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, üniversite öğrencileri var, benim çocuklarım diyor, benim arkadaşlarım diyor. Farklı bir ritim var. Muharrem İnce'de sımsıcak bayram havası gibi, evet, insanlar. Hani şeker bayramına sarılmış gibi Muharrem İnce'ye sarıldılar. Evet, bu ikili arasında bundan önceki tartışmada FETÖ meselesindeydi. İstedin istemedin, usulüne uygun istedin istemedin meselesi. Evet. En son geçen hafta bir heyet nihayet İnce'nin oluşturduğu, içinde hukukçuların da olduğu bir heyet Adalet Bakanlığı'na gitti, incelemelerde bulundu ve orada yapılan incelemelerin sonucunu geçtiğimiz hafta içinde Muharrem İnce miting meydanlarında halka anlattı. Hı hı. Dedi ki Gülen'in dosyasını 7 ay kim bekletti? Arkadaşlar onun küfürünü getirebilirsiniz ekranlara. Gülen'in dosyasının verilmeden önce isteme dosyasının 7 ay bekletildiğini söyledi ve diğer başka iddialarda da bulundu. Herhalde bunu takip ettiniz. Tabii takip ettim. Ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle, şimdi burada asıl can alıcı nokta şu. Sayın İnce'nin buradaki vurgusu çok önemli. Hı hı. Madem siz Fethullah Gülen'i usulüne uygun, Muharrem Bey altını çizerek söylüyor, uluslararası hukukun getirmiş, evet, olduğu bir usul var. O usule uygun istediniz. Amerika Birleşik Devletleri size vermediyse, zarraptan dolayı nota verdiğinizde Amerika'ya niye Fethullah Gülen'den dolayı nota vermiyorsunuz? Aslında, demek ki, evet, İnce haklı. Burada bir de siyasete siyaseten icazet almaya gidip gitmediği tartışması vardı Erdoğan'ın. İnce bunu iddia etmişti. Erdoğan da İnce'ye dava açmıştı. Bu konuda CHP Konya Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı, eski AKP'li Abdülhatif Şener işin peşini, tabii, bırakmıyor. Tabii, tabii. Son derece arka arkaya iddialarda bulundu. Erdoğan Pensilvanya'ya Ahmet Ergün ile gitti. Şu tarihte gitti. Yanında şunlar şunlar vardı. Şunları konuştular diye son derece detaylı açıklamalarda bulundu. Arka arkaya 3 hafta 3 gün boyunca. Ve çok ilginçtir. Bizim icazet aldığımızı iddia etsin işte falan diyen kişi Abdülhatif Şener'in bu açıklamalarına yanıt vermedi. Veremez. Sayın Erdoğan biliyorsunuz Kayseri'de de bizim Oslo'da PKK ile görüştüğümüzü söyleyen, hı hı, şerefsizdir diye bir cümle kullanmıştı. Evet. Evet. Ama sonra görüşme talimatını ben verdim dedi. Görüşme fotoğrafları çıktı ortaya. Aynen. Yine Sayın Erdoğan biliyorsunuz o feri tanımıyorum demişti. Akşamleyin dostumdur demişti. Sabahleyin, evet, tanımıyordu. Öğlen bir kez karşılaştım. Akşamleyin de kadim dostu oldu. Yani Erdoğan'ın bu konuda siyasi Apo ile devlet görüşmez demişti. Sonra yani bizim Erdoğan'ın, evet, bu konuda siyasi geçmişinde binlerce örnek var. Binlerce örnek var. O konuda Sayın Abdülhatif Şener devreye girdikten sonra bilgi paylaşımı yaptı. Hatta Abdülhatif Şener'in geçenlerde çok enteresan bir bilgi paylaşımı var. Bir televizyon programında anlatıyor. İsrail'de bu One Minute hikayesinin, hı hı, işte nasıl bir senaryo olduğunu anlatıyor Abdülhatif Şener Bey. Hiç ona Erdoğan cevap veremedi mesela. Evet. O One Minute'un bir senaryo olduğunu söyledi. Kendisi hatta Bakanlar Kurulu'nda tartışılan bir Erdoğan, İsrail, hı hı, tartışmasını Bakanlar Kurulu'na taşıdığını ve Erdoğan'ın da uluslararası ilişkilerde halkın başka şey bildiğini, arka planda başka şeylerin döndüğünü, Abdülhatif Şener'e nasıl anlattığını anlatmıştı. Evet. Onun için vatandaş Erdoğan'ın bu konudaki söylemlerine ne derece itibar edeceği konusunda yeterli bir geçmiş bilgiye sahip. Evet, bir yandan da bu seçim süreci başladı. Yurt dışı seçmenlerin oy kullandığını biliyoruz. Havaalanlarında oy kullanmıyor. Havaalanında oy sandıklarının arkasına asılan slogan, işte Türkiye vaktidir sloganı, AKP'nin seçim sloganı. Yüksek Seçim Kurulu bunu sakıncalı görmedi işin ilginci. Ama şimdi bir bant izleteceğim. Bunu izlediniz mi bilmiyorum. Seçim sandığının arkasında bir partinin seçim sloganını sakıncalı görmeyen Yüksek Seçim Kurulu bakın neye izin vermiyor. Evet, gelsin arkadaşlar, Almanya'da oy kullanan vatandaşlara çektirilen çile. Hannover'deyiz, oy verme
standındayız. Evet, bayağı bir kalabalık var. Sizi tanıyalım. Benim ismim Abdullah Altıntaş. Az önce ne oldu, bize anlatır mısınız? Az önce Atatürk'lü kravatla gelmiştim. Atatürk malum bizim milli değerimiz, cumhuriyetimizin kurucusu ve ona dair tahammülleri yok. Evet. Yani böyle bir rezillik olamaz. 24 evet. Gün içerisinde sanırım. Bir ülkenin kurucusuna böyle ihanet edilemez. Yazıklar olsun. Hepsine Atatürk, yazıklar olsun. Türk bayrağı da vardı değil mi kravat? Türk bayrağı da vardı. Sizin de Türk bayrağınız alındı galiba değil mi? Evet, benim de Türk bayrağım vardı. Bayrağı Türk bayrağı da yasak şu anda bu arada. Yasak olduğunu söylediler. Evet. Ben de kınıyorum. O bizim bayrağımız, kanımız, canımız, evet. Atımız simgeleden bir şeydir bayrağımız. Evet. Yazıklar olsun. Yani, bütün şehitlerin vebal üstlerine kalsın. Haziran geliyoruz. Muharrem İnce baş tacımız olacak. Şimdi biraz önce söylediğim gibi hava meydanlarında yurt dışı seçimlerle ilgili görevli kurumun tamamen ve tamamen partinin sloganı olan lafı alıp oy kullanılan yerin arkasına asması yasalara aykırı bulunmuyor. Anayasaya aykırı. Bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu karar verdi. Hayır dedi, bunda bir sakınca yok. Ama oraya Atatürk kravatıyla giden ya da elinde Türk bayrağıyla giden insanlar bayraklarını ve kravatlarını vermek zorunda bırakılıyor. Ne diyorsunuz? Mustafa Bey, bunun hukuki hiçbir savunulabilir, izah edilebilir bir yanı yok. Bunu izah etmek gereği görmüyorum. Yani anayasada seçimleri serbest, adil, eşit, özgür ortam içerisinde yapılması gerekiyor. Siyasi gerektiği... simgeye sokuyorlar. Aynen. Ya. Yani tabii. Böyle bir şey olabilir. Tabii. Atatürk fotoğrafını, Atatürk kravatını siyasi simgeye oraya sokuyor. Söyleyeceğim başka bir şey siz var. Siz mesela şu Türk evet. bayrağı var. Evet. Siz bu rozetle oy kullanamıyorsunuz bu durumda. Evet. Şimdi ben kullanırım da o vatan hainliğinin not alınmasını isterim. Onu bir not edeceğiz tabii. 24 Haziran'dan sonra bu ülkede, o dip dalga diyorum ya Mustafa Bey az önce, bu ülkede esas hesap sorulması gereken bu ülkenin hukuk sistemidir. Bu hukuk sistemini bu hale getiren her kim varsa 24 Haziran'dan sonra o sürece bir daha bakacağız. Size asıl anlatmak istediğim şey şu Mustafa Bey. Şu az önce söyledim ya, Ankara'da bürokratların büyük bir kısmı şimdi kağıt kıyma makineleri sipariş veriyorlar. Ankara'da kağıt kıyma makinesi kalmadı diye. O dosyayı yok etmeye çalışıyorlar. Bence Türkiye'de birçok savcı bu ülkede son günlerini saysınlar. O savcıların büyük bir kısmı Türkiye'de 24 Haziran'dan sonra o savcılık kisvesi altında AKP amigoluğu, militanlığı yapamayacaklar ve onlar da yargılanır hale gelecekler. Siz bir savcıdan söz ettiniz. Ben de size Danıştay'ın türbanlı bir üyesinden, hakiminden söz evet. edeceğim. 3-4 gün önce Muharrem İnce hakkında, Muharrem İnce şeyi söylüyor ya, yani bugün itibariyle başörtüsü sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır bizim dedi. Için evet. Türban sorunu yoktur, Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Geçmişteki mesajlarını hatırlatarak tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle AKP Kadın Kolları Başkanı gibi bir tweet attı. O tweet'i bir önce arkadaşlarımız ekrana getirsinler. Evet, bu tweet'ten söz ediyoruz. Ne yazık ki belki de bizim yargı tarihimizde de ilk defa bir Yargıtay üyesi bu kadar net Danıştay. Bir şekilde Danıştay üyesi bu kadar net bir şekilde siyasete, aktif siyasete taraf oluyor. Evet. Şimdi orada söylenen lafları giriş cümlesi çok enteresan tabii, Mustafa tabii. Bey. Diyor ki başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır. Evet, kabul ediyorum. Ama yargı mesele olmaya başlamıştır. Siz artık bir yargıç değilsiniz. Yargıç olmanız için dünyanın bütün saygın ülkelerinin kabul etmiş olduğu temel kriterler var. Mesela Venedik kriterlerine göre sizin tarafsız, bağımsız, özgür, eşit, dürüst olmanız gerekiyor. Siz bu özelliklerin hiçbirini taşımıyorsunuz. Siz yargıç değilsiniz. Şu anda Danıştay'da bir koltuk işgal etmişsiniz. Esasen siyaset yapan, Danıştay Başkanı'nın cübbesine ilik arayan bir Danıştay Başkanı'nın yanında, onunla işbirliği içerisinde Danıştay'ı işgal etmiş olan bir siyasi yandaşsınız. Başka bir özelliğiniz yok. Enteresan, evet. Bakalım bu konu özellikle cezalandırılacak mı? Yani burada kalmaz. Görevden alınması bekleniyor normal koşullarda. Bu hakimler, savcılar kurulu evet.
bunu görmezden geldiği sürece Türkiye'de yargıya olan inanç, güven bir daha ayakların üzerine kaldırılamaz. Evet. Türkiye'de bir kere Türk milleti adına karar veriyorum diyen bir yargının var olduğuna bizim inanmamız için, vatandaşın, sokaktaki insanın inanması için önce bu Danıştay yargıcı cübbesini ele geçirmiş olan kişiden o cübbenin alınması gerekir. Evet. Bir de ittifaklara bakalım. Şimdi birinci tur sanki halledildi. Herkes seçimin ikinci tura kalacağını Cumhurbaşkanı. Ben Sayın İnce'nin şu ivmesine bakarsam biz ikinci tura yorulmayacağız. 24 Haziran akşamı Türkiye bambaşka bir şenlikle uyanacak ve bambaşka bir Türkiye'ye doğru gideceğiz gibi görüyorum. Evet, siz belki öyle düşünüyorsunuz ama genelde herkes seçimin ikinci tura kalacağından emin gibi. Şu an şu bugünlerde biraz değişti. Herkes sanki birinci turda iş bitecek gibi görüyor. Yani Sayın İnce, Allah sağlık versin, müthiş bir performans. Halk da arkasında artık o İnce ile başlayan siyaset heyecanı fırtınaya döndü. Bence o fırtına bir kasırgaya doğru. Şimdi bazı çevreler ikinci tura kalınması durumunda, İnce ile Erdoğan'ın kalması durumunda, Meral Akşener'in özellikle Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, güçlü Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifiyle Cumhur İttifakı'na kayabileceği, yani Millet İttifakı'ndan ayrılabileceği dedikodusunu yaymaya çalıştılar. O böyle bir teklifi zaten geçmişte aldığını ve reddettiğini açıkladı ve bakın neler söyledi. Küpür gelsin arkadaşlar ekrana. Erdoğan'la ittifak benim açımdan mümkün değil. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Meral Akşener 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceği iddiasını yalanlarken 7 Haziran'dan sonra kulağıma söylenen güçlü başbakan yardımcılığıydı, reddettim. Böyle bir şeyin yanında durmayacağım, benim açımdan mümkün değil. Bu herhalde mertçe bir tavır değil mi? Çok inandırıcı, tam da Meral Akşener'e yakışan bir söylem. Hı-hı. Biliyorsunuz kendisi Meral Akşener'e koltuk aranmadığını çok net bir şekilde söyledi. Hı-hı. Tavrı da zaten o, bir ideoloji, bir Anadolu aydınlanmacısı, bir Anadolu yurtseveri olarak mücadele veriyor siyasetin içerisinde. Hı hı. Zor, meşakkatli, çok haksız saldırılarla da mücadele eden bir siyasi çizgiyle gelmeye çalışıyor. Dimdik onuruyla ayakta duruyor ve gerçekten Türkiye'de de siyasetin nasıl bir nezaket içerisinde, nasıl kararlılıkla yapılabileceğine ilişkin önemli bir sembol oldu. Meral Hanım bu saatten sonra koltuğa, toplumun vicdanında elde ettiği yeri asla değişmez. Böyle bir şey konu bile etmez. Evet. Bir de Cumhur İttifakı'na ilişkin haberler var. Her gün bir yerden bir çatırdama haberi geliyor. Önce bir haberimize bakalım. Evet arkadaşlar, Cumhur İttifakı kolay kurulmadı, onu koruyacağız. Bu açıklama Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevşehir'de Cumhur İttifakı'nı övmüş ve kavganın değil barışın mücadelesini yapacağız. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Ama şimdi eğer böyle bir açıklama yapma gereği duyuyorsanız, ya ben şimdi bir açıklama yapıyorsam bizim aramızda Sayın Haluk Pekşen'le ilgili hiçbir şey yok diye, bu aslında var olduğunu gösterir. Benim sizinle aramda bir şey yoksa niye böyle bir açıklama yapayım ki? Cumhur İttifakı kolay kurulmadı, onu koruyacağız demek. Bu konuda ciddi sorunlar var demektir ki bir küpür daha gelsin ekranlara. Bu yakın zamanda işte bir, iki sene önce MHP'den AKP'ye transfer olan AKP Tuğrul Türkeş, Cumhur İttifakı'nı sarsacak bir çıkışta bulunmuş. Bahçeli elleri titreyerek bağırıyor. Allah şifa versin. Türkeş ittifak görüşmeleri sırasında Bahçeli'nin bakan vermem, başbakan yardımcısı olmam dediğini hatırlatarak ülkücü tabanın kafası karışık, iktidar olmuyoruz kaygısı var dedi. Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Şimdi tabii neyin olduğunu şuradan belki daha net görebiliriz. Sayın Bahçeli çok enteresan. Durup dururken mesela af konusunu gündeme getirdi. Erdoğan af konusunu gündeme getirse ne olurdu? Ya da bir başka lider. Türkiye'de af konusunu kim gündeme getirirse siyaseten inanılmaz ağır bir bedel öderdi. Ya Erdoğan getirseydi bedel öder miydi bilmiyorum. Peki şöyle soralım bunu. İmralı'da Öcalan'ın idam cezasını kaldıran hükümetin ortağı kimdi? Bahçeli'ydi. Şimdi af konusunda affın belli bir kişiye, zümreye, belli bir gruba yapılmayacağını bilecek kadar da devlet bilgisine sahip bir siyasetçi. Af gündeme getiriyor. Acaba kimi affetmeyi düşünüyorlar?
Onun için ittifakı Erdoğan yaptı. Yani siz böyle bir haftan Öcalan'ın da mı yaralanacağını söylüyorsunuz? Engel var mı? Yani yasalar karşısında herkesi... Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz geçmişte bu haftanın tamamını genişletmiştir. Hepsini genişletmiştir, evet. Onun için Sayın Devlet Bahçeli'nin bu afla cezaevlerinde isyan çıkması aşamasına gelindiğini nereden öngörmüş acaba? Nasıl böyle bir öngörüsü niçin oluşmuştur? Evet. Yani niye hükümet, güçlü bir hükümetimiz var öyle ya, hani atıp tutuyorlar, her şeye muktedirler, büyük bir güç devşirmişler, ellerinde kamu otoritesi var, her yeri susturuyorlar, bir sürü kamu gücüyle bastırabilecek güçleri var. Cezaevlerinde isyan çıkaracağını söylüyorlar. Niye engellemiyorlar? Madem böyle bir durum var, isyanın koşullarını ortadan kaldırsınlar. Niye affa geldi konu bir anda, pat diye af konusunu atladı? Neyi, kimi affetmek istiyorlar acaba? Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Kral Çıplak devam ediyor. Gittikçe ısınan siyaset meydanlarını konuşuyorduk Sayın Haluk Pekşen'le. Şimdi size bir video izleteceğim. Hani biz her programın başında bizim milli marşımız oldu. Bu programın milli marşı oldu. İzmir Marşı'nı aslanlar gibi çalıyoruz. Senelerdir çalıyoruz ve bu program yayında olduğu sürece de çalacağız. Bu marş bir bakanı, bakın bir... okulun diploma töreninden nasıl kaçırıyor? İzliyoruz arkadaşlar. İstanbul Tuzla'daki Pir Reis Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni üniversitenin Tuzla'daki kampüsünde yapılmış. Törene üniversitenin akademik kadrosu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katılmış ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve çok sayıda yetkili varmış. İsmet Yılmaz'a Fahri Doktora ünvanı da verilmiş ama... diplomalarını aldıktan sonra çocuklar sahnede izlediğiniz gibi İzmir Marşı'nı söylemeye başlamışlar. Normalde İzmir Marşı Yunan Marşı değil. Ya da herhangi bir ülkenin herhangi bir şeyi değil. İzmir Marşı enternasyonel de değil. Yani komünizmi öven bilmem ne marş da değil. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'ya yapılan bir güzelleme. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan bir liderin övüldüğü bir marştan neden böyle şeytan görmüş gibi paniğe kapılıp kaçar? Tabii bu ona aslında söylenecek bir ilave cümle yok. Çocuklar orada, gençler söylemeleri gerekeni söylemişler. Bunların bu ülkeye kazandırdıkları milli bir değer var mı Mustafa Bey? Yani bu ülkede... Ben sorumun cevabını vereyim mi? Neden kaçar? Ondan sonra devam edelim. Evet. Size çünkü sorarken aslında o sorunun cevabını biliyorum Sayın Pekşen. Evet. Neden kaçar? Şu oturduğum nesne var ya, kahrolsun, bu yüzden kaçar. Aynen öyle. Şu altlarından kaybolur diye kaçar. Evet. Evet. Ne o? İzmir Marşı söylendiği sırada onlar da, o da kalıp eşlik ederse birisi ona senin o salonda ne için vardı diye sorabileceği için kaçar. Yazıklar olsun. Şimdi tabii hani bir söz var ya, doğru bildiğiniz yolda tek başına yürüyün,
yanlış bildiği, yanlış giden yolda çok kişiyle yürümektense onurlu olan doğru bildiğiniz yolda tek başına yürümektir. Bunların hepsi acınacak haller. Ya siz acınacak. Doğruları konuştunuz. Şu anda aday gösterilmediniz kendi partinizden. Siz konuşmayın, ben konuşayım. Şimdi rolleri değişelim. Ben doğruları söyledim. Kimsenin de adamı olmadım. Hiçbir kliğin, hiçbir bilmem neyin yanına yaklaşmadım. Ben 2 sene boyunca mesleğimi yapamaz hale geldim. Evet. Biz şu halimizde biz bedel ödüyorsak, ya sen de bu ülkeye bakan olma şerefine, Hasan Ali Yücel'lerin koltuğuna oturma şerefine erişmiş bir zat-ı muhteremsin. Şu marştan korkuyorsan eğer sana, istediğin davayı aç. Olmayan paramla bulur, öderim senin tazminatını. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bence çok yazıklar olsun. Yazık ki bu ülkede bu cumhuriyetin bakanı olarak yakasında bir tane rozet ve elinde bir kalem imza atabiliyor. Ben bu ülkenin cumhuriyetin bakanıyım diye yazık. Evet. Yazıklar olsun. Yolsuzluk olsa onların altına imza atarlar. Bu orada Ahmet Aslan diye az önce adını geçirdiğiniz Ulaştırma Bakanı, Türkiye'nin tarihindeki en büyük yolsuzlukların altında imzası vardır. Ve bütün yolsuzlukları Sayıştay raporlarına bağlanmıştır. 20 milyar dolarlık yolsuzluğunu belgeledim Sayıştay raporlarıyla. 20 milyar dolarlık yolsuzluğunu parlamento kürsüsüne haykırdım. Kurum kurum, tek tek, sayfa sayfa belgeleriyle. Kuruşuna kadar hiçbirisine cevap veremediler. Hiçbirisine kadar. Türk Hava Yolları'nda yapılan büyük soygunu önlerine koydum bu bakanın döneminde. Zafer Hava Meydanı, biliyorsunuz Afyon'daki Zafer Hava Meydanı'nda milyonlarca dolarlık, milyarlarca dolarlık yolsuzluklarını gündeme koydum. Belgeleriyle koyduk Sayıştay raporlarıyla. İstanbul'daki 6 tane metro ihalesinde milyarlarca dolarlık yaptığı yolsuzluğu önüne koydum. Şu anda mesnetsiz bir şey söylemiyoruz. Sayıştay belgelerini söylüyorum. Sayıştay raporlarından söz ediyorum. Çukurova Hava Meydanı'ndaki yolsuzluğunu ortaya koydum Mustafa Bey. Gayrettepe'den 3. Hava Meydanı'na yapılan yolsuzluğunu ortaya koydum. Yine Gayrettepe'den 3. Hava Meydanı'na yapılan ihalede yetersiz firmanın sahte belgeyle ihaleye nasıl katıldığını belgesiyle koydum. 3. Havalimanı'nda 1.3 milyar dolarlık hafriyat yolsuzluğunu ortaya koydum. O arlanmadan, utanmadan orada oturabiliyor ve hala parlamento kimliği altında devam edebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti adına konuşabiliyor. Bu ülkede işte insanın yüreğini yakan bu. Ama şunu söyleyeyim Mustafa Bey. Az önce benim milletvekiliyle ilgili bir şey söylediniz. Ben ödülümü aldım. Halkın vicdanında ben hak ettiğimi aldığımı gördüm. Sokaklara çıkıyorum. İsterseniz bir gün beraber yürürüz İstanbul'un caddelerinde de. Canım, vatandaşın vicdanında 2,5 yılda bir milletvekili toplumu vicdanına nasıl adını yazdırabilirse ben öyle yazdırmışım. Bu vesileyle de, bu bayram vesilesiyle de hepsine minnettarım, teşekkür ediyorum. Evet. Seçim manzaraları teker teker küpürlerimize getirin bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk gelen küpür, Muharrem İnce konuşurken kız kardeşi sürpriz yapıyor ve sahneye çıkıyor. Yer Beylikdüzü Belediyesi. Şimdi Muharrem İnce'ye elitist diyorlar, seçkin diyorlar falan, bir sürü şeyler söylüyorlar. Bu değil arkadaşlar. Çok hani şu küpür bakın. Veriyorsun değil mi? Ha. Muharrem İnce Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik toplu iftar yemeğine katıldı. İftarın ardından topluluğa hitap eden İnce, karşısında kız kardeşi Meryem Dönmez'i görünce duygulandı. İnce konuşması bittiğinde kardeşiyle vatandaşlara karanfil dağıttı. Kardeşini görüyorsunuz. Başörtülü. Ben Mustafa Bey, tabii burada izleyiciler belki evet. İlk defa duyacaklar. Bizim çok yakın, çok eski bir dostumuz ve arkadaşlığımız var. Evet. Biz ailece görüşürüz. Ben evlerine gittim. Kardeşinin evine giderim, evlerine girerim. Yani yatarım, kalkarım. Yani nasıl söyleyeyim ben? O kadar içtendir ki. Bir gün bir anımızı anlatayım size. Bir bayram işte Yalova'ya davet etti. Mutlaka gelin dedi. İşte beraber olalım. Bayramımızı Yalova'da geçirelim falan. Gittim. Sabahleyin erken saatte saat 5 civarında işte ağaçlardan, bahçeden su sesi geliyor. Allah Allah dedim. Herhalde bir yerde borun patladı. Ne oldu falan diye. Balkona çıktım. Bir baktım birisi elinde hortumla Muharrem Bey'in evinin bahçesinin önündeki çiçekleri, ağaçları suluyor. Siz kimsiniz dedim. Bir ses geldi oradan. İşte o kız kardeşinin beyi. Bahçeyi ben suluyorum. Ya bu saatte ne işim vardı? Ben dedi erken kalkıyorum. Çok erken kalkıyorum. Muhtemelen namaza kalkıyor işte. Çok erken kalkıyorum. Bahçeyi suluyorum dedi. Ben de şaşkınlıkla, yani birisi kalkmış sabahleyin gelmiş orada işte kayınbiraderinin bahçesindeki ağaçları suluyor. Muharrem Bey'i bir gün sabahleyin böyle aynı böyle erken saatte bir baktım. Bahçede kütüphanesinin önünde kanepenin üzerinde uyumuş. Orada gördüm.
Evet. O kadar doğal, o kadar hayatın içerisinde bir insandır ki zaten insanlar onu keşfettikleri için söylüyorlar. Yani asla öyle kurguyla bir şey yaptıramazsınız. Mümkün değil yapmaz. Evet, şu küpürü hazırlasınlar. Şimdi bir böyle bir insan var, işte kardeşi öyle, son derece mütevazı ama ona elitist deniyor. Yani seçkin işte falan deniyor. Ah rahmetli Şerif amca, yani nasıl anlatayım size? Bahçe, kamyon küçük, şoförü babasından. Kamyon şoförü babası. Evet. Rahmetli olmazdan bir sene, bir buçuk sene önce yine beraberdik. Bahçede bir gün gelmiş, bahçeye domatesler dikmişler. İşte Muharrem Bey zaten domatesle şunda bunda çok uğraşacak zamanı da yok ama onu seviyor. O da bu tür şeyleri sever yani. Gelmiş domatesleri çapalıyor mesela. Muharrem Bey orada. Ya baba bırak bu işleri. Ben bir şeyle meşgul olmasam rahat duramıyorum diyor orada. İkimize de söylüyor. Mutlaka bir şeyle meşgul olun. Boş bir zaman geçirmeyin. Tavsiyelerde bulunuyor. Yani o hayatın içerisinde Anadolu'da o Anadolu samimiyetliğiyle, sıcaklığıyla nasılsa Muharrem Bey mesela tam öyle birisidir. Yani bizim mesela ben onun yaptıklarının birçoğunu yapamam. Ben de köy çocuğuyum. Ben de köyde büyüdüm. Evet. Benim bir hayatım ama benim yetişme tarzım, hayata bakış açım, davranış biçimlerimle Muharrem Bey çok farklı. Muharrem Bey olsun. Aynen o traktöre biner gider o hayvanlarla. Yok, işte onu... bana hiç boş ver anlatmayın. O elitist. Şimdi getireceğimiz insan ise halk adamı. Getirin evet. Çocuklar. Getirin. Bu küpürü. Erdoğan'a yaklaşmak yasak. Seçim kampanyası kapsamında her akşam farklı bir iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu masanın diğer masalardan bant ya da panelle ayrılması dikkat çekiyor. İstanbul Valiliği'nin iftarında aynı uygulama yapıldı. Erdoğan konuşmasında işte şunu dedi. Düşünün zaten 400 korumayla falan geziyor. O yetmiyor. İçeriye bin efendim, kere kez aranmış yok, insanların... 400 değil 3000 düzeltelim. O yanında aktif olarak gördüğünüz çeperdeki 400. Tabii onu söylüyorum ben de. 400 korumayla geziyor diyorum. O 400 korumayla geziyor. Onun gezdiği her yerde zaten köprü üstlerinde falan polisler ayrıca görevli. Bu iftar yemeğinin verildiği, davetin verildiği salona giren herkes tepeden tırnağa 3-5 kere X-ray'den geçiyor. Buna rağmen... Yanına birileri gelip de işte fotoğraf çektirmesin ya da işte bir şey anlatmasın, dert anlatmasın diye davetli olan onların hepsi de AKP'li anlatmasınlar diye önce panel çekmişler. Sonra bayağı bildiğiniz panelleri ayırmışlar. Sonra paneller onları da ya bu da olmaz falan demiş olmalılar ki bu sefer bantla. Hani olay yeri bantı olur ya polisin kullandığı olay aynen. Yeri bantıyla. Seyirlik gibi. Evet ayrılmış. Evet yani. Şimdi hangisi elitizm? Ya böyle bir şey yok. Sahnede kız kardeşini görüp üstelik de o başörtülü kız kardeşiyle ağlayarak sarılan adam mı elitist? Yoksa oturduğu masayı şu şekilde bantlatan yönetici mi? Peki ben bir şey sorayım Mustafa Bey. Diyor ya hani ben herkesin paşasıyım, ben o paşaların da paşasıyım evet. Diyordu ya. Evet. İktidara gelirken ben halkın hizmetkarıyım diyordu. Yani elitistin cevabı bu. Evet. Artık o paşa. Evet. Yani psikolojik olarak paşa. O elitistlik onun paşalığa kadar terfisine neden oldu. Evet, biraz hızlanalım arkadaşlar. Getirin sıradaki küpürü. Bu paşa konusunu konuşacak mıyız bu sabah? Şimdi konuşalım. Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bak kamuoyu belki ilk defa burada duyacak. O paşa öyle Afrin paşası falan filan değildir. Hı hı. Silahlı kuvvetlerde onun meşhur bir lakabı var. AKP paşasıdır o. Niye? O paşa geçmişte askeri şurada emekliye sevk edilmek üzereyken Erdoğan'ın ısrarıyla görevde tutulan bir paşa. Başka? Türkiye'de kara kuvvetlerinde orgeneral varken ikinci ordu komutanına korgeneral olarak atanmış ilk paşadır. Yani orgeneral var ama torpilli olduğu için, partinin paşası olduğu için öbür orgeneralleri göreve getirmiyorlar. Bu ikinci ordu komutanı olarak korgeneral atıyorlar. Yetmedi. Bu paşadan herkes rahatsızdır. Bu ikinci ordu komutanından niye rahatsızlar biliyor musun Mustafa Bey? Mesela bu saraya kara kuvvetleri komutanının genelkurmay başkanının bilgisi olmadan girip çıkan bir paşadır. Genelkurmay başkanı bile zaman zaman şaşkınlık içerisinde. Benim bilgim yok nasıl gidersin? Kara kuvvetleri komutanı benim bilgim yok sen saraya nasıl gidiyorsun? Diye sordukları bir paşadır. Onun için bu partinin paşasıdır. O paşa öyle Muharrem Bey'in söylediği, nezaket içerisinde söylediği kadar değil, daha vahimidir. Daha vahimi.
O tam bir parti paşasıdır. Evet. Sıradaki küpür arkadaşlar gelsin bakalım. Gazete AKP'nin inşa ettiği kütüphane sayısı 11. Hani şu kıraathane meselesine geliyoruz. Evet. Hemen şunu söyleyeyim. AKP hayatımıza yeni kavramlar sokuyor. Bu kavramların yeni dediğime bakmayın. Hepsi de aslında çok eski kavramlar. Hepsi Osmanlı döneminde kullanılan kavramlar. Külliye diye bir şey Cumhuriyet'te yoktur. Cumhuriyet döneminde yoktur. Yerleşke vardır. Gelecekte de olmayacak. Kampüs vardır, yerleşke vardır. Külliyeyi koydular. Millet bahçesi. Ben bu millet bahçesi lafını nereden hatırlıyorum biliyor musunuz? Bulmaca çözerseniz evet. Oradan hatırlarsınız. Dört harfli bir şey işte millet bahçesi derler. Park. Ya park bu, park. Bildiğin park. Evet. Yani ve park yatırımlarını da cumhurbaşkanları falan açıklamazlar. Ayıptır. Yani belediye başkanlığı bile bunu seçim malzemesi olarak kullandığı zaman o yörede oturan der ki ulan yapa yapa park yaptın da bunu mu bizim gözümüze sokuyorsun? İki tane bank koydun, iki tane yeşil alan yarattın da bunu mu bizim gözümüze sokuyorsun? Şimdi parkın ismini millet bahçesi olarak değiştiriyor. Ondan sonra ve üstelik de ne yapıyor? Stadyumları yıkıyor. O stadyum, yıktıkları stadyumun yarısından fazlasının ismi Atatürk Stadyumu. İçlerinde o yerleşkelerin içinde kapalı spor salonları var. Havuzlar var. Yapılmış, hazır ve işliyor. Musul yeni Bey, yapılan statlarda da bu yok. Halk buna nasıl bakıyor acaba sizce? Bursa'da hangi mitik halk? Meydana niye boş kaldı? Anlıyor musunuz? Bursa'da mitik meydanını boş bırakan halk Erdoğan'ı artık istemiyor. Çünkü Erdoğan halkın değerleriyle kavga ediyor. Halk ister sağ partiden ister sol partiden nereden olursa olsun. Mustafa Kemal Atatürk 80 milyonun ortak paydasıdır. Doğru. İzmir Marşı 80 milyonun ortak paydasıdır. 10. Yıl Marşı 80 milyonun ortak paydasıdır. Türk bayrağı bu ülkenin onurudur, gururudur. Erdoğan'ın yanındaki o dar kadrosu maalesef halkın değerleriyle kavga etmeye başlayınca halk da Erdoğan'ı terk etmeye başladı. Bakın otobüslerle insanlar taşıyorlar. Niye Erdoğan şaşırıyor? Ya burada burası Denizli diyor. Ödemiş nereden çıktı? Denizli'nin Ödemiş diye bir yeri mi var diyor. O şaşkınlığı çok belirgin. Ödemiş'ten insanlar oraya taşıyorlar. Ona rağmen. Ödemiş insan, seninle gurur tabii, duyuyor tabii, diye bağırıyor. Aynen. Nerede bağırıyor? İnsanların cebine evet. 100 lira koyuyorlar. Yok zaten insanlar yoksul. Toplumu yoksullaştırdılar. 16 milyon aç insanımız var. Cebine 100 lira koyuyorlar. Mitik meydanına geliyorlar. Mitik meydanına geliyor. Erdoğan konuşmaya başlayınca daha konuşma devam ederken mitik meydanı boşalıyor. Kayseri'de olduğu gibi. Kayseri'de şimdi bugün geçen günlerde biliyorsunuz Muharrem Bey Kayseri'de miting yaptı. Tıklım tıklım her taraf dolu. Erdoğan miting yaptı. Mitik meydanına daha insanlar geldiler. Erdoğan kürsüye çıktı. Meydandaki insanlar boşalttı gittiler. Çünkü şimdi zorla getirmiş. Aynı. Niye? Çünkü halkın değerlerini temsil etmiyor Erdoğan. Erdoğan bir değer temsil etmiyor. Toplumu vicdanını sızlatıyor. Atatürk'e saldırdıkça, İnönü'ye saldırdıkça, bu toplumun cumhuriyetin değerlerine Erdoğan saldırdıkça halk diyor ki kusura bakma. Bu ülke cumhuriyettir. Burası cumhuriyetin değerleridir. Burası Mustafa Kemal'in ülkesidir. Bu ordu Atatürk'ün ordusudur. Bu bürokrasi devletin bürokrasisidir. Bürokrat devletin bürokratıdır. Vali devletin valisidir. Yargıç milletin yargıcıdır. Sen partinin yargıcı, partinin hükümeti, partinin bürokratı yaptığın sürece seninle yollarımızı devam ettirmeyeceğiz diyor. Evet. Şimdi şu konuya gelelim. AKP'nin yeni vaadi kıraathane açmak. Cumhurbaşkanı kıraathane açacak. Hani diyor ki kıraathaneyi kütüphane anlamında, okuma salonu. Ama bedava kek de çay da var. Bedava kek de çay da var. İnternette bedava koydular. Arkadaşlar biraz önce küpürü yeniden getirin. AKP'nin inşa ettiği kütüphane sayısı 16 yılda sadece 11 tane kütüphane cezaevi inşa etmiş. Cezaevi? Çok. Şimdi AKP'nin inşa ettiği kütüphane sayısı 11. Yeni kıraathane her mahalleye yapılacak. Ve bakın hani şimdi yapacağım dedi ama bir aşaması olmuş bunun. Meğer bu iş çoktan yola koyulmuş. Tabii. Bakın şimdi size bu yeni kıraathanelerin fotoğraflarını getireceğim. Doğru. Arkadaşlar 4 tane fotoğraf var. Onları arka arkaya getirir misiniz kıraathanelerle ilgili? Projeleri hazır. Tabii. Bu projeleri bir yandaş tabii bir yandaş inşaat firması sunmuş ve kabul ettirmiş.
Adam da daha Cumhurbaşkanı meydana çıkıp da kıraathane yapacağım der demez. Çıkıyor şeye, hatta tweet atmış galiba. Bakın diyor, bunlar işte yapacağımız kıraathanelerin fotoğrafları, evet, diyor. Medrese biçiminde, eski işte Osmanlı mimarisinde. Bulamadınız mı çocuklar o fotoğrafları? Evet. Şunu yapacaklar. Kıraathane dedikleri bu. Getirin arka arkaya. İçi bu. Yani şeyde. Kütüphane, bildiğimiz içi kütüphane. Yerlerine bakarsanız nerede olduklarına, yeşil alanların ortalarına. Ve betonun üstünde. Tabii tabii. Evet. Yeşil alanların ortası. Yeşil alanların yağmalanması için tabii, bugünden yapılmış olan siyasi bir zemin bu. Zemin tabii, yoklamayı. Tabii. Ama bir de evet, yandaş firma buradan kim bilir kaç para. Tabii, tabii. Hepsini tabii, o yapacağına göre. Efendim, kıraathane projesi işte bu. Peki, sonraki küpür gelsin çocuklar, biraz hızlanalım. 24 Haziran istikbal ve istiklal meselesi. İstikbal nedir? İstikbal nedir? Gelecek. İstiklal nedir? Kurtuluş. Evet. Reha. 24 Haziran kurtuluş ve gelecek meselesi. Şimdi ben size soruyorum. Ben gerçekten yani kimi yerde kendimi çok, izleyiciler affetsin beni bayram günü, salak hissediyorum. Niye? Niye diye soruyorum. Niye 24 Haziran? Yani istikbal ve istiklal meselesi. Neden? Çünkü çok açık. Şimdi niye Erdoğan böyle söylemlere yaslanıyor? Çünkü bu söylemlerin temelinde halkın karşısına koyabileceği 16 yıl geçmişine dönüp net, somut, elle tutulur, halkı da kendisine oy verebilmeye ikna eden bir projesi yok. O zaman ne oluyor? Hayali düşmanlar yaratıyor. Biliyorsunuz Erdoğan'ın en büyük meziyeti Don Kişot'un yaptığı gibi yel değirmenlerini üretip onlarla savaş açmak. Ey diye başladığı zaman biriyle kavga edip ondan sonra vay memleketin hali sıkıntılı, yüklenelim Erdoğan'a oy verelim. Şimdi artık vatandaş bunlara itibar etmiyor. Yeni bir şey de bulamadığına göre istikbal, istiklal hepsini sürüyor piyasaya. Ama maalesef müşteri yok bunlar artık. Vallahi daha böyle konuşacak şu kadar malzemem var ama yani sıkıldım, gerçekten sıkıldım. Bayram halk günü, da sıkıldı. Bayram günü insanları da sıkılıyor. Bıktı. Ama biraz önce bir şey söylediniz. Çok önemli bir şeydi. Para veriyor. Bugüne kadar kanıtlanmamıştı. Bir kere 5 sene önce Bayrampaşa stadında böyle bir şey olduğu iddia edildi. Muhtemetler gelmiş. Fakat basın geldiği zaman arkadaşlar daha parayı dağıtmadan gitmiş. Bunu biliyorduk. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı bu hafta Gebze'de çektiği bir görüntüyü evet, tweetledi. Evet. O görüntüyü ekrana getireceğiz ve üstüne konuşacağız. Para nasıl dağıtılırmış göreceğiz. Kısa bir ara.